Hoş geldin Sezin. Benim. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim vallahi. Herkes ne kadar iyiyse ben de o kadar iyiyim. Ama bu zorlu süreçte senden muhteşem bir haber aldık. Son filmin Ceviz Ağacı Cannes'da ilk defa online olarak düzenlenen Cannes Evet. gösterildi. Hemen onunla Evet. başlayalım mı? Filme nasıl dahil oldun? Faysal Soysal'la nasıl tanıştın? Film mi biz ne zaman izleyeceğiz? Valla filmi siz ne zaman izleyeceksiniz bilemiyorum ama İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek film şimdi yarışan filmler arasında. Ama tabii seyirci filme nasıl ulaşacak festival filmlerine o konuda hiçbir fikrim yok. Ya ben de çok merak ediyorum. Ama biz premierini yani hani galası diyeyim filmin açık havada yapacakmışız 21 Temmuz'da. Bendeki bilgiler bunlar. Filmi geçen sene çektik. Geçen sene Şubat zamanları Göynük diye bir kasabada çektik. Bolu taraflarında böyle çok enteresan bir kasaba. Eski Osmanlı mimarisi var hala. Korunan bir yer. Slow city dedikleri şeyler var ya korunan bölgeler. Onlardan bir tanesi. Orada böyle çok güzel bir atmosferde çektik. Faysal Soysal'la ajansının dolayısıyla tanıştım. Senaryoyu gönderdi bana. O şekilde bir toplantı yaptık. İşte audition yaptı. O şekilde filme dahil oldum. Serdar Orçin'in oynuyor olması çok önemliydi benim için. Çünkü aslında onun karakterinin ekseninde dönen bir hikaye. Bir edebiyat öğretmeni o. Kitap yazmaya çalışan, ilk kitabını yazmaya çalışan ve bunun buhranlarını yaşayan. İşte bir baba şeyi var. İntihar etmiş bir babanın oğlu. Onunla ilgili dertleri var hayatta. Biraz içine kapanık bir karakter. Ben de onun karısını oynuyorum. Resim öğretmenim. Ve o kasabadan gitmek istiyor. Yani daha yaşam dolu bir karakter. Daha büyük hayalleri var hayatta falan. Böyle bir film. Merak ettim. 21 Temmuz'da o zaman belki ben de izleyebilirim. Evet, Aslılardan aynen öyle. belki. Basın ayrıcalığıyla. Hiçbir ayrıcalığımız kalmadı artık ama yine de öyle diyelim. Öyle diyelim öyle olsun. Pandemiden hemen önce son bir senenin en çok izlenen, en çok konuşulan oyunlarından birindeydin. Evlat oyunundaydın. Evet. Maalesef ara verdim. Ağlayacak şimdi. Evet. Valla oyunu izlerken ben çok ağladım. O yüzden hani sen de şu an ağlarsan karşılık Özledim çok. diyorum. Neler düşünüyorsunuz peki? Nasıl ilerleyecek bundan sonra tiyatrocular için? Birçok çalışma yapıldı. Neydi? Bin Şiir. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Evet, dayanışmanın yüz şiiri diye bir Pardon, yüz. fon oluşturmak için galiba bir yardım bağış kampanyası düzenlendi. Bilmiyorum hani oradan neler oldu, nasıl olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani özel tiyatrolar çok zor durumdadır şu an. Özellikle küçük sahneler. Çünkü hani ucu ucuna muhtemelen geçiniyorlardı diyeyim tırnak içinde. Yani hani tiyatro bir de öyle bir şey. Yani çok namuslu bir şey kazanıyorsun. Yani çalışıyorsun, paranı kazanıyorsun. Hani bu kadar çalışmadığın zaman da ortadan kayboluyor. Yani ve şu an o sahneler bomboş yatıyor. Yani o sahnelerin bir sürü gideri var. Tabii ki yani İngiltere'de bile yer yerinden oynuyor tiyatrolar. Hani batıyorlar falan. Türkiye'de devletten ne beklenebilir bilemiyorum açıkçası. Normal zamanda Şimdi işte yeni görmek. kanun açıklandı. Evet. Yeni kanun açıklandı. Hani %60 oranında bir doluluk olacakmış işte bu hijyen kuralları bilmem ne. Yani o mesela hangi oyunları kurtarır bizimki? Pahalı bir prodüksiyon sonuçta. Hani en aşağı 700 kişiyi oynadığımız zaman oyun kendi kendini kurtarıyor gibi bir durum var. Yani şimdi bu durumda nasıl olacak? Hani belki tek kişilik, iki kişilik oyunlar o şartlarda oynayabilir ama daha büyük işte Alice de öyle mesela. Alice de çok büyük Evet. bir prodüksiyon. Yani onu da 250 kişiye oynayamazsın yani. Bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ve şey çok üzücü tabii. Hani her şey böyle tam altın çağını yaşıyordu diyorduk ki böyle kendi kendimize nazar mı değdirdik nedir yani. Çok acayip. Tam seyirci geliyordu. Büyük salonlar, çok güzel salonlar açılıyordu. Büyük prodüksiyonlara yatırım yapmaya başlıyorlardı. Sadece devlet tiyatrosunda yapılabilen şimdiye kadar büyük prodüksiyonlar özelde de yapılabilir hale geliyordu. Yani ne olacak bilmiyorum. O koskoca salonlar şu an yatıyorlar öyle yani.
Umarım yani bir çıkış yolu bulunur. Hani her şey bir yana oyuncular olarak belki birazcık daha dijitale kayma şansınız olur ama bunun ışıkçısı var, biletçisi yani, var. Tabii oyuncu değil ki sadece tiyatro yani. Oyuncu sadece buzdağının görünen kısmı aslında. O çok daha büyük bir organizasyon yani, oradaki kapıdaki işte gişedeki adam, orayı temizleyen insan, orada çay satan insan yani, ışıkçısı işte falan, kocaman bir sektör yani. Bir yandan da oyununuzun yıldızı, hani bu sene 2020 onun yılı olacak diye beklediğimiz Cem Yiğit. Evet, ben onun evladımız. Evladımız da büyüyor yani, biz bu oyunu şimdi böyle 2 sene sonra oynayamayız ki. Kocaman adam olacak o zaman. Hakikaten çok başarılıydı yani. Çok. Kalbi de izlemiş miydin? Kalp, evet. Kalpte de çok. Muhteşem gerçekten. Yani Kalp'te zaten muazzamdı. Herkes çok başarılı. Orada da çok şahane. Vallahi onu böyle şeyle, gururla izliyoruz hep beraber. Neler yapacak acaba, göreceğiz. Eminim çok güzel şeyler çıkacak. Eminim ben de. Peki hazır dizide demişken senin yeni dizi çalışmaların var mı? Bir de hani şu anda en çok konuşulan konulardan biri telif hakları konusu. Bu konuda senin de düşüncelerini almak isterim. Çünkü senin de çok fazla izlenen dizilerin var. Evet. Ve hani yeniden izlemek isteyeceğimiz işler bunlar. Ama çok büyük bir haksızlık öte yandan oyunculara. Evet. Yine sektördeki herkes için çok büyük bir haksızlık bunların hiçbir karşılığı olmadan. Oyuncunun, evet. Yani normalde dünyadaki oyuncular bu telif hakkı olduğu için yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Çünkü oyuncu her an şey gibi değil ki, bu her gün sabah 8'de işe gidiyorsun, akşam 5'te dönüyorsun. Bir iş değil yani, bir iş yapıyorsun. Sonra bir müddet geçiyor, başka bir iş yapıyorsun. Sonra ileride yani yaşlanıyorsun, belki hastalanıyorsun. Yani geçmişte yaptığın işlerin sana bir geri dönüşü olması gerekiyor. Çünkü şu an oynadığım benim televizyon işlerinin hepsi yurt dışına satıldı. Yani 70 ülkeye satılan var falan. Ve bunlar beni hani hiç ilgilendirmiyor nedense. Yani hiç dahil edilmiyorum bu duruma tabii ki. Yani ben ve herkes tabii ki, sadece ben değil. Yani bunun bir şekilde değişmesi lazım tabii, ama değişebilmesi için öncelikle mesleğin tanımının yapılması gerekiyor galiba. Biraz oradan başlamak gerekiyor. Yıllardır bununla uğraşıyor sendika, işte büroy uğraşıyor. Yani devletin politikasının da biraz bu tarafta olması gerekiyor. Biraz bu işten anlayan insanların olması gerekiyor. Bürokratik tarafında da işin. Biraz ciddiye alınması gerekiyor tabii ki. Bilmiyorum tabii ki, onu da bilmiyorum. Yani bilmiyorum oyuncular okulda. Olarak da hani kendinize de batırabileceğiniz bir iğne var mı? Çünkü ben dışarıdan izleyen birisi olarak şeyi görüyorum. Hep aynı isimlerin bu konularda konuştuğunu görüyorum. Acaba yani kafamda benim şey sorusu uyanıyor. Bazılarının tuzu kuru mu? Hani neden hep aynı insanlar hak arama derdinde? Tabii ki yani çok saygı duyuyorum herkese, sesini çıkaran herkese çok büyük saygı duyuyoruz ve hepinizin arkasındayız ama böyle bir oyuncular arasında da ikilem var mı yoksa? Yok, ben zannetmiyorum kimsenin hani ay yok bir istemek ayıp olur, öyle şey olur mu dedi diye düşündüğünü yani hani. Ama tabii ki muhtemelen şey yoktur belki, inançları yoktur ya da yani öyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorlardır. Boşa beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorlardır. İşsiz kalmaktan korkuyorlardır belki böyle bir şey söylerlerse. Falan filan gibi birçok sebebi olabilir. Ama tabii daha bu uzun bir yol olduğunu görüyorum ben bunun. Hani bu o günleri görmemize daha var gibi sanki. Çünkü herhangi biri oyunculuk yapabiliyor yani. Yurt dışında telif olmasının sebebi bir de oyuncu diye tanımlanan birinin oyunculuk yapabiliyor olması. Yani bir lisans ediniyorsun o mesleği yapabilmek için yurt dışında. İşte İngiltere'de böyle, Amerika'da böyle. Hatta sınıfları oluyor yani. Amerika'da A sınıfı mısın, B sınıfı mısın? Yani ona göre alacağın paranın minimumu var falan. Yani şimdi daha burada böyle bir sistem olmadığı için o yüzden hani ben oynamıyorum, böyle bir telif hakkım yoksa bu işte dersen zaten hani kendi hiç oyunculukla ilgisi olmayan yeğenini de oynatabilir yani. Hani şey yok. Yani herkes, herhangi biri bu mesleği yapabilir çünkü. Ülkemizde. Sanırım yani önce bunu değiştirmek lazım. Sonra öbür tarafa doğru yola almak daha kolay olur gibi. Sanki. Bu konuda konuşacak ve değişecek çok fazla şey.
Çok özür. Tabii pandemi sürecinde öne çıkan şeylerden biri podcastlerdi. Hani aslında hani yurt dışında çok daha önceden popülerleşmiş bir medyumdu podcastlar ama bizde bu sayede radyoyu tekrar hatırlamamız gibi podcastleri ve işte hani ben şeye çok benzetiyorum. Radyo tiyatrosuna çok benzetiyorum. O evet. Dönemi tekrar hatırlayabildik. Siz de Aylin ve Hakan'la birlikte Bank Dergi'nin kurucuları Aylin Güngör ve Hakan Dedeoğlu'yla birlikte Kaptan Zaman'ı yapıyorsunuz. Ondan biraz teşekkürler. Şimdi dördüncüsü geliyor. Dördüncüsünü hazırlıyoruz şimdi. Yakında harika. Çıkar herhalde. Önümüzdeki hafta ya da sonrasında. Nasıl bir bu şey Kaptan Zaman Aylin'le Hakan'ın projesiydi aslında. Yani birkaç senedir üzerine düşündükleri bir işti. Hatta böyle sürekli konuk alıp herkes bir metin getirecek, onları okuyalım gibi. Yani şahane bir fikir bence. Zamansız bir fikir bir de. Yani bundan 10 sene sonra da oturup dinleyebilirsin. 10 sene sonra hala yani bir de çok güzel bir uğraş. Yani bir yere gitsen tatile, sahaf gezmen için şahane bir sebep. Yani metin DJ'liği yapıyorlar aslında gibi. Ve şimdi işte bu pandemi döneminde artık hani üşenmeyip bu işe yapmaya karar verdiler. Yapıyoruz bunu. Hadi sen de seslendir şeyleri dediler bana. Ben de böyle çok sevindim tabii ki ve beni de bir anlamda yani akıl sağlığımı korumuş oldu. Çok iyi geldi bununla uğraşmak. Pandemi sürecinde evde tek başıma işte ben telefona bir de çok şey şartlarda tabii telefona kaydediyorum. Onlara gönderiyorum. Onları evde aynen muhabbet ediyorlar, onu kaydediyorlar. Müziklerini falan kendileri yapıyorlar. Ondan sonra da koyuyorlar falan podcast'ı. Vallahi çok çok eğlenceli, çok eğleniyorum. Oradaki karakteri sen mi yarattın yoksa onların düşündüğü bir şey miydi o hani mekanik ses? Yok ister istemez o metinlerin birazcık da daha böyle hani eski, çok daha eski metinlerle başladık falan. Hani öyle olunca böyle öyle bir ses çıktı. Metin aslında çağırdı o sesi, o TRT spikeri hanım ortaya çıktı. Ya tabii böyle bir sürü şey de yanlış yumuş söylüyor olabilirim. Yani şeye bakıyorum tabii okurken. Böyle sözlüklere bakıyorum hani dinliyorum çünkü bir sürü bazen bilmediğim kelime falan oluyor eski Türkçelerde ama çok eğleniyorum yani çok eğlenceli. Ben de dinlerken eğleniyorum. Teşekkür ederim. Yemek yaparken faydası güzel, oluyor. Çok sevindim. Çok sevindim. Bir yandan da bana şeyi hatırlattı. Her filmini hatırlattı. Keşke öyle bir şey olsa ve yani seni hani tabii ki uyarlama ya da benzeri bir şey demiyorum ama seni sadece sesle de izleyebilirmişiz gibi geldi bana. Ay ne güzel ya. İnşallah olur öyle bir şey. Ne güzel olur. Buradan böyle bir şey yapalım hadi. Gönderelim. Bir tabii oyunum var. Onu oynayalım istersen. Ondan sonra sorularımı tamam. Devam edeceğim. Tamamdır. Şimdi çok hızlı hızlı soracağım. Aynı hızda cevap istiyorum ama senden. Aa, okay. Son izlediğin dizi? Normal People. Galiba, evet. Çok iyi değil miydi ya? Şimdi Normal People deyince duramıyorum. Ben üstüne bir şeye böyle devam edemiyorum mesela o zamandan beri, izlediğimden beri. O kadar yumuşak, böyle bir seni biraz gençliğine götüren, o masumiyete götüren falan. Yani çok çok güzeldi. Peki kızı mı sevdin daha çok, oğlanı mı çok sevdin? Kızı sevdim. Yani tabii ki kızı sevdim daha çok. Bir de bunlarla bir şey yapmışlar, bir görüntülü bir röportaj yapmış birisi. Şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Ve değişik metinler okutuyorlar ikisine birden. Atıyorum hani bir yemek programı metni falan. Onlar hani oradaki karakterler gibi okuyor diyorlar. Ve yani ne okuturlarsa okutsunlar sanki böyle arada bir şey varmış gibi oluyor. Yani çok, çok şahane, enteresan bir enerjileri var çünkü. Bunu çok konuştuk biz kendi aramızda. Hani kız mı oğlan mı diye bayağı bir konuştuk. Sen ne diyorsun? Ben çocuğa bayıldım. Yani keşke ya çocuğa ben de bayıldım ama ben kızla daha çok empati kurdum açıkçası. Yani bilemedim. Oğlan biraz kızı galiba kıskandım. Sersemceydi. Evet, gayet hoş bir çocuğumuzdu ama biraz böyle şeydi yani hadi be oğul, hadi yani. Ha, evet, tabii ki o var yani. Böyle bir iki tane tokat attı. Ve... Erkek şey. Evet. Erkek yavaşlığı vardı. Aynı. En son ağzına yapışan şarkı. Şey olabilir ya, spor şarkılarımdan biri. I got no roots.
Ama şimdi hatırlıyorum devamını. I got no roots but my home is never on the ground. Biliyor musun? Tanıdık geldi mi? Bayağı biraz zor geldi ama sözleri bilmiyorum. Müziği duydum. No roots. Peki, sıradan bir günde sokakta yürürken seni en çok ne sinirlendirir? Kabalık herhalde ya. Gerçekten. Kabalık, ayılık falan öyle şeyler bayağı bir sinirlendiriyor. Bayağı sinirleniyorsun demek oluyor bu o zaman. Evet. Evet. Peki, en çok söylediğin kelime? Çok tatlı. İyi şeyleri böyle açıklıyorum ilk kitapta. Çok tatlı. Ama aslında içten değil, değil mi? Şimdi, yani evet bir şey sonra. Peki, sinemada izlediğin ilk film? Şey, Roger Rabbit. Aa! Belçika'da. Çok iyi bir başlangıç. Ay evet, şahaneydi yani. Son... Büyülenmiştim. Tahmin edebilirim. İzlediğin son film peki sinemada? İzlediğim son film neydi acaba ya? Çok zaman geçti üstünden de bu sinemaya gitmeydi. Şey mi acaba? Jojo Rabbit, bak gene Jojo Rabbit mi acaba? Çok komik. Eğer oysa çok komik yani. İzlediğim ilk film ve son filmde tavşan evet. Var şu an. Ama Jojo olabilir. Jojo Rabbit olabilir. Bu senin en iyi filmlerinden biriydi o. Evet, gerçekten çok güzeldi. Çocuk çok tatlıydı. Çok inanılmaz. Peki, kendini sinemada izlediğin ilk film? Kendini izledim. Orospu Çocukları. Demet Akbağ, Özgün Amal, şahane bir kadrosu vardı. Sırrı Süreyya Önder yazmıştı senaryosunu. Metin Saraçoğlu çekmişti. Bayağı da yani izlendi film. Gişesi de iyi oldu diye hatırlıyorum. Kaç olduğunu hatırlamıyorum ama. Yok yani. Oydu. Zamanında epey bir konuşulan bir filmdi. Çok. Evet. Kaptüs'te yazılan filmler listesindeki. Peki. Oyuncu olmayı istediğini fark ettiğin ilk an? Ortaokulun başları. İngilizce derslerinde skeçler yazdırıyorlardı bize hani İngilizceyi öğrenelim diye ama benim de iyiydi İngilizcem o zaman. Hazırlığı yani biraz da böyle hani bu sene bu çocuk çok yorduk çocuğu ilkokulun sonunda bu Anadolu Sesi dershane falan diye hani rahat etsin diye hazırlığı atlatmadılar bana. Ben de hani coşuyordum o İngilizce skeçlerinde hani oynamaya başlamıştım ve çok hoşuma gidiyordu bu. Ve kuzenim tiyatro bölümünü kazandı sonra. Aynı dönemlerde ve oradan hani böyle bunun bir meslek olduğunu öğrendim, bunun bir okulunun olduğunu öğrenmiş oldum. Onun şeylerini, okul oyunlarını falan izliyordum. O zamanlar karar verdim. Net bir karar verdim ama yani başka hiçbir şey yoktu, ihtimal yoktu. Ne güzelmiş. Peki, kadın olmanın dezavantajı olabileceğini fark ettin ilk an. Ay çok güzel bir soru. Sanırım 35'imden sonra olabilir ya. 30-35. Yani büyüdükçe. Eskiden o kadar da kadın olmanın yani daha gençken dezavantajı olabileceğini düşünmüyordum. Niye öyle bilmiyorum. Daha belki daha fazla daha boyutlu görmeye başladığım için olabilir belki de. Peki. Kadın olmanın silah olarak kullanılabileceğini fark ettiğin ilk an? Ha, o da aynı yaşlar. Kendimizi tanıdığımız yaşlar yani. Evet, onun öncesinde çünkü cinsiyetle ilgili çok bir şeyim yoktu yani. Hani kadın, yani evet bir kadınım ve hoşlanıyorum bu durumdan eyvallah ama hani onu sorgulamıyordum hani çünkü öyle doğdum. Hani erkek olan da erkek olarak böyle gibi. Kendi çevremde de pek. Ne oluyor? Tabii buraya gelir misin? Çok ayıp. Ne yapıyorsun? Hayır, gittiler onlar. Ay yazık ya. Gittiler. Biz seninle ilk
2013 yılında yabancı film için röportaj. Evet. Evet. Hatırlıyorum o günü. Çok, çok güzel gözlüğün vardı hatta galiba. Nasıl öyle bir ayrıntısı hatırlıyorum. Evet. Doğru, şimdi fotoğrafımız geldi aklıma. Evet, gerçekten. Aa, ne güzel gözlüğü. Bindi gözlüğün, fena değildi. O gözlüklerle poz vermiştik. Evet. Bir de çok güzel bir terastaydık. Ha evet, benim o zamanki Asmalı'daki şahane evimde çok sevdim. Özlemle güzel anıyorum o evi. O röportajı sonuna ben şey yazmıştım. Filmi sinemada izleyebilirsiniz şu anda ama izlemediyseniz orijinal DVD'si de çıktı, alabilirsiniz yazmışım. Üstüne sadece yedi. Filmi nerede şu an, ben hiç bilmiyorum. Mesela izlemeye çalıştığında ulaşamıyorsun filme falan. Yani DVD'si çıktıysa bir yerlerde duruyordur belki. Muhakkak vardır ama yani bugün ben de röportaja hazırlanırken sabah bir bakayım dedim. Tekrar izlemek istedim çünkü yani yazarken o kadar severek yazmışım ki bir daha göreyim istedim. Ama bulamadım, ben de bulamadım ama ben itiraf ediyorum, korsan şeylere baktım. Ya ben de öyle bakıyorum son dönemde artık, nasıl şey mi? Ama çünkü piyasada yok zaten. Ama öyle de bulamıyorsun yani, hiçbir şekilde yok ortada. Bir de böyle bir arşiv sıkıntımız var değil mi? Genel olarak hem tiyatroda hem sinemada bir arşiv sıkıntımız var. Evet, yani tiyatroda hadi arşivlemek biraz zor olabilir ama en azından künyeleri olsa, mesela çok eskiden atıyorum 60'larda 70'lerde oynanan bir oyunun künyesini merak ediyorsun bazen. Biri bahsediyor falan. Yok bu yani, ulaşmak mümkün değil. Keşke olsa gerçekten. Bundan sonra yapılacak olan şeylerden biri bu bence. Çünkü insanlar artık farkına varmaya başladılar hani. Evet. Bir şeyler elimizden her an kaybolup gidebilir. O yüzden bu iyi yönlerinden arşivlemek bir lazım. Yani 7 yıl geçmiş aradan sadece. Çok uzun bir süre değil ve DVD diye bir şey yok. Hani filmi geçtim, DVD diye bir şey yok. ve sinemalarda olacak mı olmayacak mı, onun da böyle bir eşiğine geldik. Sen bu konuda evet, ne düşünüyorsun? Hani yani gerçekten sinemanın sonu gelebilir mi? Her şey dijitale geçebilir mi günün birinde? Yoksa hayır, yani iyimser mi bakmak lazım? Yani bence ben mesela tiyatronun sonunun asla gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani tiyatro seyri başka türlü bir zevk çünkü, o canlı. Yani şey, çok iyi bir kayıt olsa bile, eğer o konuya çok fazla ilgili değilsen, tiyatro ya da profesyonel olarak o işi yapmıyorsan, bir tiyatro kaydını ekrandan izlemek hiç keyif veren bir şey değil bence. Yani çünkü bir kere tiyatroda şu güzeldir, sen nereye bakacağını kendin seyirci seçer, sen seçersin. Bir kere o özgürlüğünü elinden alıyor kayıtlı bir şey izlediğin zaman zaten, her şeyden önce. O yüzden tiyatro bence asla bitemez. Yani yüzyıllardır da zaten hani neredeyse insan var olduğundan beri var. Ama sinema için aynı şeyi düşünmüyorum. Sinema gerçekten sinema salonunda film izlemek diye bir şey kalmayabilir belki ya. Olabilir yani. Çünkü her şeyi evden izlemek konforlu geliyor insanlara. Evet, gerçekten konforlu. Yine de belki böyle hani 20 sene sonra hani her şey böyle bir eskiye dönüş, bir retro aynen oluyor ya, 20 sene sonra belki bir bakarız Beyoğlu sinemasına olabilir, tekrar gidiyoruz. Mesela duruyorsa eğer yerinde. Yani ya da onun bir replikini gideriz. Evet. Yabancı evet, olabilir. İzlermişiz mesela. Yeni neler var? Neler, çekimler başladı mı? Herhangi bir çalışma var mı şu anda? Yok, hayır. Şimdi şu an yani kesinleşen ve başlamış olan herhangi bir şey yok. Görüşmeler var. Ama zannediyorum yani pek yakında bir televizyon işi yapacağımdır. Oo, çok sevinecek hayranlarım. Müjdeleyeceğim. Peki o zaman eğer başlarsa, başladığı zaman bir kez daha görüşelim. Tamamdır. Bu böyle tamam, çok memnun olurum. Ben de oldu ama bir dahakinde gerçekten yan yana gelip evet, daha güzel bir röportaj yapalım. Toby'nin de havlayıp durmadığı bir röportaj olsun. Tamam. Çok sevinirim. Çok çok teşekkürler sizin. Ben de öyle. Çok kolay gelsin sana. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bye. Öpüyorum. Bye.